geldiniz. Hoş geldiniz. Ay Arzu, ne güzelmiş kolyen. Çok teşekkür ederim. Nereden bu? Sen mi yaptın? Hayır, hazır aldım. Hazır mı? Hazır aldım. Çok güzel. Hayır. Hayır, asla. Çok hoş güzel, geldiniz. Çok hoş. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Hafif böyle bir kırgınlık var. Çok güzel. Mevsim geçişleri, teşekkür ederim. Merhabalar. Yaz geldi be. Evet, gelsin abi. Vallahi kış gelmeden yaz geldi. Buyurun lütfen. Ne yaptın? Nasıl geçti yarışman? Yani yarışmanın ilk kısmı, pişirme zamanı. İyi geçti. İlerlendirdi. Biraz demoralize oldum. Arada böyle gittim, geldim. Neden? Yetiştiremeyeceğim korkusu oldu. Ama yetiştirdin değil mi? Bir düşüş yaşadım ama sonradan çıktım, yetiştirdim çok şükür. Düşeriz de kalkarız da. Hayat böyle bir şey abi. Evet, hayat böyle bir şey. Bu da hayattan bir kesit bizim programımızda, evet. Değil mi? Evimizde evet. De gün gelir yataktan çıkmak istemeyiz. Tıpkı bugün bana olduğu gibi. Ah gün azıcık bir geçen gün havayı güzel gördüm. İnce giyinmişim, üşüttüm herhalde. Evet. Açım da. Senin yemeklerin sayesinde biraz enerji depolayacağım. İnşallah zorlayayım. Sara sara bir hal olmuşuz. Evet, bugün. Çok el oyalıydı. Çok sarmalarım yaptım. Var. Geldi evet. Yarışmacılar. Hadi onlara beğendirirsin inşallah. İnşallah. Soğan sarması, kabak sarması, bir şey daha sara. Ne sar, biber sarması. Ne bulduysa sarmış kadın. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim, siz? Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Buyurun lütfen. Merhabalar. Merhaba. Bu ne şıklık? O da siz daha şıksınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Ay, çok hoşsun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin Çiğdem. Fıstık yeşili de yakışmış. Teşekkür ediyoruz. Başlarımın dağıtmışız. Nasılsınız Erdem? Merhaba. Merhabalar. Merhaba İsa. Nasılsınız? İyiyiz. Siz rezerve mi ettirdiniz? Evet. O koltukları. Bunlar sürekli niye aynı yerde? Ayrılmaz ikili mi olduk acaba? Hep tam da karşılıklı. Metro dolmuş hattı. Evet, aynı. Evet. Peki. Buyurun, bugün Artvin Şavşat'la Arzu'nun masası. Artvin'e bir selam gönderelim öncelikle. Evet, Artvin'e selam olsun. Evet. Tüm akrabalarıma, dostlarıma. Ay çok güzel yerdir. Yıllar çok evvel. Çok güzeldi. Muhteşem. Gidip görülmez. Yani bütün Karadeniz'in ama... Artvin bambaşka. Geleceğim inşallah bir lütfen gün. Lütfen misafir etmek isterim. Giden var mı aranızda Artvin'e hiç? Artvin'e gitmedim. Ben gittim. Gittin mi? Ne güzel. Eşim Artvinli ya. Aa! Evet. Eşin Artvinli, Artvinli mi? Artvinli. Sen orada mı doğdun? Yok, Trabzon'da doğdum. Trabzon'da doğdun. Evet. Babanlar mı oralı? Annem babam Artvin Şavşat'ta. O da Arhavili. Arhavili. Bayağı gezdik. Çok güzel yerler. Aa, mükemmel. Çok güzel. Muhteşem. Peki masa nasıl peki? Artvin güzel de masa güzel mi? Boş. Boş mu? Boş. Yemek yok. Yemek pek acıktı. Çok acıktı. O ayrı, yemek yok. Ben şey yemek diyeceğim. Acaba... Diğer tabaklarımız yok. Efendim? Diğer tabakları koymak istemediniz. Diğer servisler. Tabakları servis yapıp geleceğim. Servis esnasında evet. Geleceğim. Başlangıç tabağımız var bugün biliyorsunuz. Evet. Zaten geçen aynı gün aynı tabaklar olmasın sen de demiştin diye. Bıktım çorbadan evet, diye. Ben anlamıştım o gün senin çorba yapmayacağını. Evet. Menüsünü hazırda bulundurduğu için öyle demiştir. Efendim? Hani menünde çorba olmadığı için bıktım evet, çorbadan demiştim. Evet, zemin hazırladınız. Yok, daha önce de izlediğimde yani... de bunu söylüyordum. Hep çorba. Değil mi? Artık yeter. Ama ya aslında çorba hani yemekten önce mideyi yumuşatmak için hani davet masalarında çorba olmaz. Yani davet masalarında çorba olur. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Ben de çok söylüyorum. Başlangıç tabağı olur. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Hayır, başlangıç tabağı olur. Biz yanlış yetiştiriyoruz. Ben evet. Çok davete gittim. Başlangıç tabaklarıyla başladım. Yani şimdi mesela iftara gittiğinizde muhakkak bir çorba gelir. Çorba veya ev misafirliğinde olur da. Şimdi davetten de ziyade bu bir televizyon yarışması ya. Biz onun için her zaman diyoruz ki böyle farklı başlangıçlar yapın. Bizi de seyirciyi de biraz şaşırtın. Siz de birazcık elinizi taşın altına sokun. O manada, o anlamda ve o bağlamda bence doğru bir şey yapmış. Ama tabii ki konuşacağız, yiyeceğiz, bakacağız. Masayı nasıl buldun Çiğdem? Bana da biraz boş geldi masa. Ama tabaklar işte, falan. Yine yapay çiçek masada. Var. Yapay mı bu? Yapay değil ya. Masada ne olmalıydı sizce? Uğur böcekleri şunlar çok güzel yapay olmuş. Ama, evet. Yok, yapay değil. Hiçbir yapay değil. Değil. Hiçbir yapay değil. Yapay yok canlı çiçek. Daha ne koymam isterdiniz? Tabaklar falan bana da boş geldi. Hiçbiri yok. Sadece bununla. Şam'dan olabilirdi. Üst üste tabak mı istiyorsunuz? Tabii ki onları getirseydiniz. Üst üste tabak niye? Hayır. Olurdu. Çirkin bir görüntü var. Hayır, alıp buradan götürebilirdi tabaklarını. Ben öyle düşünüyorum. Niye şimdi koysun geri götürsün? Evet, niye koysun? Biz de yaptık. Yapabilirdi yani. Biz de aynı şeyi yaptık. Zaman kaybı değil bu. Hayır. Buraya getirirdim. Buradan alır götürürdüm. Bakın başlangıç tabağım olduğu için ikisi aynı boyda olduğu için hoş durmaz. Bence de. Hoş masa güzel bana. Değil mi İsa? Şimdi ben masayı beğendim açık konuşmak. Ne hoş ki var, çiçeği var. Gözüme güzel geldi. Yani ben baktığım zaman.
Uyumlu. Gayet güzel, uyumlu. Bak üç tane servis açmış, serviste bravo. Çok takılmadım şu an açıkçası. Ben takılıyorum menünden çünkü başlangıç dolayı tabağı var. Evet, ana yemek var, dolayısıyla yani çatal servisi benim için. Ben yemek tadacağım zaman burada yarışmacının çatal getirmesini bekleyemem. Tabii niye ki bekleyeyim? Evet. Bizim burada yemeğimize göre servisimizin açılması lazım. Kaşık servisler güzel açılmış. İşte tatlı için kaşık gerekiyorsa kaşık servisler tam. Mesela geçen kimdi iki kişinin birden servisini unutmuştu? Benim. Bir tanesi bendim. Aslında sen unutmadın. Ben unutuldum. Ben direkt getirdiğimi bizdiğimi söylüyorum. Ben, yani ben çatallı evet. Ne oldu? Uçtular mı? Ben evimde bu. Öyle bir şey mi? Acaba Erdem Bey sakladı mı? Hayır öyle bir şey mi? Ama İsa'nın da İsa zaten dün bana oynadı biraz. Yirmiye geliyor. Ben bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Ben de konuşacağım. Şöyle bir şey var. Ben konuşuyorum. Kesme istersen çözümünü. Buyurun. İsa dün bana çok büyük yanlış yaptı. Ben kabul etmiyorum. Puanını mı diyorsun? Puanın konusunda. Doğru. Bence orada Hatice'yi korudu. Kesinlikle Hatice'yi korudu. Benim puanımı nereden biliyor ki? Bilmiyorum. Benim puanımı nereden biliyor? Sana verdiği puandan dolayı kendini bana düşük bir puan verdi. Ben kesinlikle tamam, kabul etmiyorum. Ya bununla alakalı bir açıklama yapar mısın? Hayır hayır. Bugün de kendi hayır, günü neden vardı. Hatice'ye de haksızlık yaptığını düşündü. Aslında asla Hatice'ye ben şu anda... Yok. Bakın. Bir dakika ben konuşuyorum. Bir dinlersin istersen. Ama cevap vermek ama ben kendimi önce bir savunayım. Bir anlaşayım yani. Kusura bakmayın. Dün ben yemeklerimi... Buğrahanımı beğendi. Evet. Salatamı beğendi. Evet. Beğendi yani. Yumurtalı köfte de hani iyi dedi. Tamam tatlıyı yapamadım. Tamam diyorum. Ben de kabul ettim. Ve bana verdiği nota bakıyorum. Hiçbirine puan vermedi. Oo. İçeride fırtınalar kopuyor. Ben kesinlikle dün çok üzgün gittim. Çok çünkü o Borhani sadece 3 çeşit yemekten yapılıyor. Ben haksız uğrayan her yarışmacı için yemek. İnan ki üzülüyorum. Nohut ya, ayrı bir yemektir. Börülce ayrı bir yemektir. Yuvalama ayrı bir yemektir. Kesinlikle orada 3 tane ana yemek bulunuyordu. Ve ben 3 tane ana yemeği birleştirdim. Önünüze sundum. Başlı başınca ana yemeğim zaten çok zor bir yemekti. Benim içli köfte burada bana şov yapmalarına gerek yok. Burada keyfince gelip açtık. Siz bizim yapacağımıza hayır, inanmadınız. Hayır gelseydiniz. Hayır gelseydiniz. Hayır yapacağımıza hayır, inanmadığınız için oldu. Getirdiniz. Bir dinle beni sonra da sen konuşabilirsin. Siz hızlı hızlı getirdiniz ya benim yapacağıma inanmadı. Sen mutfağa girip keşke böyle saniye tutsaydık da orada beraber açsaydık. Birkaç hayır, saniyemi aldı ki zaten. Şekli de yok. Sen kibebetle kızartmayı bile karıştırıyorsun. Şekli mi yok? Haşlama senin İçli yaptığın. İçli köfte öyle yapılır. Bir dakika. Senin, öyle değil böyle bir dakika, yapılır. Senin yaptığın haşlanır, kızartılır. Tamam, biz öyle yapıyoruz. Hayır, araştırabilirsiniz. Haşlanıp kızartılan kibebettir. Evet, benim yöre, yaptığım evet, içli köfte. Ben Urfalı olmadığım için onu bilmiyorum. Sonuçta ama bizim yörede içli köfte öyle yapılır. Bir dakika. Ben yöresel yemek yaptım. Bunlar bir hakarettir. Hele 3 puan. Ben anlam veremiyorum. Beğenmedin mi? Neye veriyorum? Olamaz. Hayır. Dün ikiniz kesinlikle bana oynadınız. Söz alabilir artık miyim? Neydi ne tamam, amaçlı mi bilmiyorum. Çiğne, böyle ben Çiğne çok hayır çok kızgınım. Dolu gelmişsin. Çiğdem Hanım var ya Çiğdem Hanım nasıl bilenerek gelmiş. İnanamıyorum, inanamıyorum. Acayip bilenmiş. Fena bilenmiş. Konuşmak istiyorum. Ama bir yerde de dinlemek hayır, lazım. Biraz konuş hep sonra biraz dinleyeceğim. Daha, rahatla, dinleyeceğim. Biraz daha konuş. Rahat benim yöresel yemeğime saygısızlıktı. Hem bu kaldığım yere hem yaşadığım yere doğduğum yere. Bir saniye. Ama orada bir saniye. Puan vermedi ama. Çiğdem bak. Ne alaka şimdi, ya? Bir saniye. Puan alamayan senin yemeklerin. Gören değil. Veyahut beğenmedikleri senin yörenin yemeği değil. Senin yaptığın yemeği beğenmemeleri. Ama yapabildim. Yani bunu... memleketinize, doğup büyüdüğünüz yere veya yaptığınız yemeklere mal etmeyin. Ama yaptım. Yanlış bir yere gider. Ama yaptım. Hayır şimdi sen diyorsun ya benim memleketime hakaret ettir. Tabii ki hakaret sayarım ben bunu. Hayır, yaptım. Bak. Ama şimdi o başka bir konu. Öyle bir yani şey yok. Yaptım sonuçta. Herkes herkesin yöresine yaptığı yemeğe bilmese bile saygı duymak zorunda. Peki. O ayrı ama senin yani Çiğdem'in yemeğini beğenmediler. Çiğdem'in yemeğini notlamadılar. Ama yani hiç almadım. Kızgınlığını çok evet, iyi anlıyorum. Ben de dün çok kızdım. Ben çok üzüldüm hatta yani. Hatta kameralar kapandı. Ne dedim döndüm arkadaşlara ne yaptınız aşk olsun. Ben dedi, üzüldüm tıpkı tamam mesela Hatice'nin gününde. Hatice senin gününde de kameralar kapandı. Ben tam kalkarken evet, burada ne dedim? Söyledim. Çok ayıp. Neden böyle yaptınız? Yazık günah değil mi? Dün de dedim. Sen neden 3 verdin? Hiç kimse konuşmasın bana bunu açıkla. Neden 3 verdim? Şimdi verebileceğim bir puan yoktu. Çorbayı beğendim. Emeğim ay, vardı ya, emeğim vardı ya. Hepimiz emek veriyoruz. Ya ben burada yorumdan ya. Bir saniye. Emeğe de vermedin ya. Şu an sana söz hakkı verdi. Benim konuşmam i̇kramı gerekiyor. İkramı da çok beğendim. Bir saniye. Çiğdem. Evet dur, ikramı beğendim. Bir saniye. Şimdi nasıl yani puan almayacak bir Zuhal yemeği Hanım, yoktu şimdi ya? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada, ya da puan alacak bir yemeği nasıl yoktu? Bir saniye. Burada... Herkes emek veriyor. Biz burada emeğimizi yarıştırmaya, tamam, ona puan vermeye gelmedik. Tamam. Burada gerçekten lezzetli bir şey olsaydı ben puan verecektim. Vicdanım çok rahat. Çorbayı beğenmedim. Olmamalı. Zaten olmamıştı yani.
Hatice bana aynı şeyi yaparsa var ya, hakikaten masayı ters çevireceğim yani. Haktan, hukuktan bahsediyorlar ya. Ben hak, hukuk yok. İçini köfte kalındı, ya. İçi boştu. Üçlük değil dedin. Hayır. Ya ben beğenmedim. Hiçbir şeyi çorba beğenmedim. Çorba senin kafan sadece, kadar değildi. Sen kafan kaseye girir miydin? Sadece ben neyi beğendim? Limonatayı beğendim. O da zaten menüde yoktu. Boşver, senin ikram olduğu için o da kesinlikle. Yok, gerçekten bence sen kendine bakmaktan vicdanını geride bırakmışsın. Kendime kesinlikle. Bakmaktan evet. Vicdanımı geride evet, bırakmadım. Geride bırakmadım. Kendine bakmak ya, abi, evet. Bir şey söyleyeceğim. Bakımdan ha, dolayı bakımdan. Kendine... Siz burada Suna niye takılıyorsunuz? Ben ya bir de bitirin konuşalım. Çiğdem bir de İsa'yı dinleyin. Şimdi birincisi herkes emek veriyor burada. Veriyor yani buraya gelmek bir emek. Mutfakta bir emek. Ama önemli olan nokta şu. Oradaki tadı yakalayıp bize sunmanız. Birincisi şöyle bir durum var. Ben niye burada grup yapayım? Benim ne menfaatim olabilir? Hatice'yi korumak dediniz. Ben korudun. Çok özür dilerim. Ben Hatice'yi niye korudun? Ben için korudun. Olmamış. Yemeklerin olmamış. Olmamış. Hayır olmuştu. Kesinlikle olmuştu. Masada herkes söylüyor zaten olmadığını. Hatice dur. İçiden. Ama bak böyle ilerleyemez hayatım. İstiyorsun ki sürekli ben konuşayım. Ama şimdi seni dinledik. Şimdi bırak kendini savunsun. Neden dört verdin açıklasın. Hoş beni inandıramayacak burada, o ayrı da. Hayır inandırabileceğim Zuhal Hanım. Çünkü yok. Ben buradan dün gittikten sonra oturdum yemek yedim. Açlıktan ölüyordum yani. Yemeğinizi yiyemedim. Evet. Vallahi ben anlamayın nesi olmamış. Olmamış. Evet. Ben de tost yedim. Olmamış. Şöyle bana bir açıklayın. Var. Köftesi şöyle, mi nohut çiğdi? Böyle, nohutu mu haşlanmamıştı? Bakın tadı tuzu hiç yok. Nohut içinde böyle yüzü yok. Haşlanmış nohut kesin. Mu kullandın hazır bilmiyorum. Hayır. İçine koydum. Ben kullanmadım tamam, haşladım. O zaman haşlamayı bilmiyorsunuz. Allah Allah. Gayet yaşlanmıştı. Hayır içinde yüzüyordu böyle ya. Hiç de yüzmüyordu. Yüzüyordu. Hayır, herhalde senin tabağın yüzüyordu. Ya sulu bir yemek o. Sulu ama tat tuz alakası var. Kesinlikle vardı. Hayır. Ben dünkü mamayı çok beğendim ben. Yani Bursa yeşil gibiydi. Özelliği öyle zaten. İçinde böyle. Özelliği öyle. Pancar var. İsa Bey. Ya Allah Allah. Yeşil olacak. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey, niye yöre ile alakalı sürekli yorum yapıyorsunuz? Hayır yorum ne yapmıyorum. Ya? Özelliği ben o yemeği. Erzincanlıyım. Ben o yemeğe kalkıp salça katamam. Nasıl? Ya ben salça kat mı dedim? Katamam öyle yani. Öyle bir muhabbet mi yaptın? Ben o puanları yani Erdem Bey'le Arduan'ın puanı da çok vicdanım güzel değildi çok o emeklere ama olmadı, üç size göre iyiydi. 3 mü? Evet. Aa, evet. Şu an yargılıyorsun hayır, kişilikle. Hayır kesinlikle. Bakın ben buraya yemek... puanlamaya geldim. Evet. Kişiyle alakalı ben Hatice Hanım'ı nereden tanırım? Erdem Bey'i nereden tanırım? Ben burada sizi tanımıyorum. Ama gelen yemek benim nezdimde dün de bunun muhasebesini yaptım. Keşke şu verseydim. Çiğdem Hanım çok gereksiz bir sinirle geldi bugün. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok ne olduğunu ben anlamıyorum. Ne oluyor yani? Ben çok tuhaf hareketleri var. Yüklenmeye başladı. Sesini yükseltmeye başladı. Kendini deklare ediyor. Sürekli artık kabak tadı verdi kendisi bugün. İsa Bey haksız olduğunu aslında biliyordu. Bana cevap verecek bir şey bulamadığı için öyle söyleme gereği duydu. Keşke sana 3 verseydim. Şu an vicdanım daha kötü. 3 vermedim şimdi de ama bence yanılıyor. Vicdanı çok kötü. Yüksek vermediği için üzülüyor. Vicdanı öyle rahatlatmaya çalışıyor.